Bugün çok ilginç ve çok güzel bir yerdeyiz. Bizim mekanımız bugün Arnavutköy. Evet, Arnavutköy benim en çok sevdiğim semtlerden bir tanesi. İşte karşısında Kandilli bulunuyor ve Beşiktaş Ulus'a doğru uzanmakta. İşte yatları da görebiliyorsunuz. Yatlar da var burada. Şimdi birazdan semte doğru giriyor olacağım. İşte şu gördüğünüz yolları 1980 yılından sonra Bedrettin Dalan tarafından kazıklı yollarla genişletilmişti. Birçok yalıların önünde artık yollar geçmekte ve bu yollarda dolayısıyla gezi yolu olarak gene halen devam etmekte, ama görüntü olarak bazı şeyler bozulmadı. Birazdan göstereceğim o ikonik tarihi doku burada bozulmadan duran nadir Boğaz kentlerinden bir tanesi. İşte Kuzguncuk var. Benim hemen ilk akla getirdiğim Arnavutköy var. İşte Arnavutköy bunlardan bir tanesi. Şimdi içeriye doğru gideceğiz. Arkamda da ikonik yapılar görünüyor. Arnavutköy'ün karşısında Kandilli ve Kuleli Askeri Lisesi bulunmakta. Burada da eskiden. Oo, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bir kedi. Bakın, sahibiyle dolaşıyor. Harika. Tabii bir kedi sever ve hayvan sever olarak bu görüntüleri kaçırmak istemedim. Evet, ikonik yapılar. Şuradan Arnavutköy'de zamanında 80'den önce bunlar, burası yalıydı. Şu anda içeriye doğru. İyi mi oldu? Bence iyi oldu. Yani Boğaz'da trafik çok yoğun oluyordu. Şimdi ikonik yapılarımız bunlar. Sonra içeriye doğru da gidebiliriz. Buradan birkaç tane de güzel fotoğraf çekmek istiyorum açıkçası. Evet. Evet, hatırlıyorum. Ben Arnavutköy iskelesi yol uzayınca buraya taşındı. Daha farklı bir yerdeydi. Daha gerideydi. Ama buraya kadar taşındı. Fakat özelliklerini kaybetmeden taşındı. Arnavutköy iskelesi. Az Anadolu Hisarı'ndan buraya çok kere gelmişliğim var. Konuşamadım bir türlü. Şimdi zamanında küçükken hatırladığım yerler artık lüks olmuş. Yani dökük evler, kırık dökük çok evler. Çok Atatürkçü bir yerdir. Restorasyondan geçmiş. Çok özellikleri olan bir semttir. Eskiden Rumların da olduğu bir yer idi. Yani nüfus şu anda aslında baktım 4000 civarındaymış. 4-5000 civarında. Küçük bir alana sıkışmış bir yerdir. Ulus'a kadar yukarı çıkıyor. İşte burada kebapçılar falan açılmış. Gözlemleyebiliyoruz. Biraz dolaşalım. İşte özelliklerini kaybetmeyen, sadece boya ve ne bileyim çeşitli yol çalışmaları falan yapılmış. Onun dışında pek de özellikleri kaybedilmemiş bir yer. Ben hala 80'li yıllardaki, 75'li yıllardaki halini çok iyi net hatırlıyorum.
Bakın restorasyonlar devam ediyor. İşte. Allah bana çok enteresan ve çok güzel geliyor. Çünkü küçükken burada koşturduğumu hatırlıyorum. Ziyarete de gelirdik akrabalarımızı. Neyse, işte burada bir kilise olması lazım ve şurası. Evet, gördük. Burası da kilise. Arkasında da Boğaziçi Spor Kulübü'nün, o zamanlar 1. Lig'de zannedersem. Takımı vardı. Hatta bir ara bir filmde de 77 yılında çekilen bir filmde de Tarık Akan'ın bir filmi var idi. Vallahi güzel olmuş. Bir yere yıllar sonra gelmek ne kadar ilginç değil mi? Kafeler falan oluşmuş. Ego. Aslında burada biraz durup dinlenmek lazım. Ama şu şeyi çok merak ediyorum. Evet, aynen duruyor Boğaziçi Spor Kulübü. Şimdi halı saha olmuş. O zaman da basketbol. Basketbol sahası vardı. Şimdi halı saha olmuş. Tabii kulüpler bir şekilde ayakta durmak zorundalar. Ama çok sevindim. Kulübün yok olmama işi çok güzel. Neyse, kulübün içine girdim. Burası basketbol sahası vardı ama şurasında tribünler vardı. Tribünleri kaldırmışlar. Yani tribün şöyle çıkıyordu. Ve o zamanki liglerde burada ve arkasında kilise var. Basketbol oynanıyordu. Rahmetli Tarık Akan'ın da Tatlı Dillim galiba filmiydi. Onu bulursam onu da size göstereceğim. Petrol Kralları adlı film de burada çekilmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Zeki Alas ve Metin Akpınar oynuyordu. Şu binaydı galiba. Veya bir ilerisiydi. Yani birçok şey hiç değişmeden durması güzel bir şey. Şurada bir park olacaktı ve hala var mı bilmiyorum. Oyun parkı. Hiçbir şekilde değişiklik yok. Bir herhalde değişikliğe devlet izin vermiyor. İyi de yapıyor. Evet, park bile aynı şekilde duruyor. Buradan da bebeğe doğru sahilden aşağı doğru iniliyor. Ve bakkal bile duruyor. 50 yıllık bakkal. Hala burada.
içinde çatapatlar alırdım. Evet, mükemmel bir boğaz manzarası isteyeceğiz. Evet, Arnavutköy sokaklarında devam ediyoruz. Oğuz Sokağı. Dediğim gibi şu güzergahı izleyerek aşağıya inelim. Arnavutköy'de birçok yerde böyle merdiven sokaklar var. Yani o merdivenlere çıkmak zinde tutar insanı. Bakın, şimdi çıkamayacağım oraya. Fotoğraflık kareler. Tam panoramik. Yazlık yer gibisin vallahi ya. Güzel. Ne güzel ya, sessiz sakin. Kimse kalmadı bayramda. Vallahi sessiz sakin. Evet, burada merdivenleri meşhur. Burada da bir merdiven. Ve gençler de takılıyorlar. Nasıl geçiyor bayram? Ama sen mutsuz durdun, şimdi neşelendin. Anlatıyor dinliyorsun, anlatıyor dinliyorsun. Hadi kolay gelsin. Burada ne var? Kuaförmüş. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Değil mi? Şimdi buradan böyle sahile doğru gidiyoruz. Şimdi buradan geçerken bir şeyi göz önünde bulundurmamız lazım. Üzücü bir şey. Türkan Saylan'ın, hocamızın evi. Şu manzarayı hatırlarsınız, o resmi koymuşlar. Buradan el salladığını görüyorduk. Ha, çok çile çekti kadın. Hapse bile atmaya çalıştılar. Ergenekoncular numarasıyla. Değil mi? Ah Türkan hocam, ah. Maalesef. Maalesef. Şu şekilde. Sahil. Arkamda binaları bırakarak ilerlemeye devam edelim. İşte tarihi binalar. Zamanında Rum çok varmış. Rumlardan sonra burayı bizimkiler bir şekilde 3 kuruşa, 5 kuruşa ele geçiriyorlar. Bakın, burası da bir restorasyon olacak bir bina. Dokunamamışlar, büyük olasılıkla sahibi de belli değil. Bakın, ara sokaklar.
Bayram olmasına rağmen bomboş. Bir Arnavutköy. Bir Sibirya kurdu. Oo, çok tatlı. Ya şurası da galiba ahşaptı ama sonradan bu şekilde beton arması kalmış. Boğaz'daki köylerin en önemli özellikleri sonunda Boğaz'a açılması. Oo, yukarıda çok büyük bir konak var. Göstermesek olmaz. Bakın. Çok güzel bir görüntü değil mi? Satılık diyor, almamız lazım. Bence almamız lazım. Böyle, böyle sahil boyunca ilerlemek hakikaten betonların arasına sıkışan bizler için önemli. Bırakın önemini, şart. Yani kaçmamız lazım ya. Evet, hepimiz mutsuzuz şehirlerde. Sıkışıp kalıyoruz, gezmiyoruz. Aha, çok tatlı bir kedi. Minnoş, sen çok tatlısın. Sen benim oğluma benziyorsun ama senin tüylerin çok uzun. Kuzu, konuşmak istemiyorsun, peki. Burada da bir restorasyon. Aslında şu tarafları hiç gezmedim. Büyük bir hata yapıyoruz. Şuralarda şu ara sokakları falan gezmek lazım. Ara sokakları gezmek lazım. Şuna bakar mısınız? Vapur geçiyor. İşte şunlar restorasyon olacak, satılık demiş ama bir türlü satı işlemleri gerçekleşmemiş. Çok ilginç. Şimdi burada bir panoramik bir çekim yapmak istiyorum. Şöyle yapalım. Şöyle yavaşça döndürelim. Oo, ne kadar büyük bir bina ve estetik açıdan 10 numara. Ya gerçekten bunu ne zaman yapmışlar bilmek isterdim. Ya, tamamen restorasyonu yapılmış bir yer. Bakın. Üstelik satılık veya kiralıkmış. Bence burası otel olur. Mükemmel bir otel olur. Harika bir otel olabilecek bir yapı. Ah, burada da sahilde de barlar falan var. Bar galiba ya. Yok, bar değil.
Burger House. Buradan nereye çıkacağız? Hop. Arnavutköy iskelesine doğru çıkıyoruz. Karşımda Kuleli ve Kandilli.